Sevgili okullar merhaba. Bugün sizlerle beraber RockShox markasının XC28 model amortisörlü maşasını inceleyeceğiz. Bu maşa RockShox'un geniş kullanım amaçlı ve ortalama ve ortalamanın biraz daha üzerinde performans yapmak isteyen kullanıcılar için çıkartmış olduğu bir maşa. Bu maşayı kendileri şurada göreceksiniz. SRAM teknolojisi için geliştirmişler. Ancak çok tutunca bunu üretmeye devam etmişler. Bu XC serisinin 24, 26, 30, 32 gibi birçok modeli var. Yani Türkiye'de genelde çok fazla bulunmuyor. Bunu biz şans eseri bulduk. 29 inçlik bir bisiklete takacağımız için biz 29 inçlik modelini aldık. Maşa gidondan kilitlemeli. Sol sağ bacakta gidondan kilitlemeli. RockShox'un pop lock sistemi kullanılıyor. Diğer bacakta sertlik ayarı var. Aynı zamanda kilitlenen bacağın alt kısmında rebound ayarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın tavşan ve kaplumbağa var. Bu sürüş karakterinize göre ve nerede süreceğinize göre çabuk tepki veren veya daha konforlu sürüş sağlayan şekilde ayarlayıp ona göre kullanabiliyorsunuz. Bu maşa üzerinde yazmışlar mı bilmiyoruz. Şurada yazmışlar. 100 mm çalışma mesafesi demiş ama bu arzu edilirse teknik müdahale ile 120 mm'ye kadar çıkartılabiliyor çalışma mesafesi. Bu maşa için orta sertlikte bir yay kullanmışlar. Ancak bu da tercihe bağlı. Daha yumuşak, daha sert, daha rigid yaylar seçebiliyorsunuz alırken. Onun haricinde maşamızın dış bacakları sertleştirilmiş magnezyumdan imal edilmiş. Aynı zamanda bu disk uyumlu bir maşa post mount'a sahip. Bunu farklı bir teknolojiyle yapmışlar. Dolayısıyla kendi sitelerinde çok fazla açıklamıyorlar çünkü sır olarak saklıyorlar bunu. Şu kısma RockShox eğer kendilerinden alırsanız ömür boyu garanti veriyor dış bacaklar için. İç bacaklar ise yine çelik, dövme çelikten yapılmış. Şaft borusunu ise hafifletmek açısından dövme alüminyum alaşından yapmışlar. Ve boyu da aşağı yukarı 26,5 santim olması gerekiyor. İç bacaklarda sürtünmeyi azaltmışlar ve esnemezliği arttırmayı hedeflemişler. Dolayısıyla daha rigid yapıda bir maşa engebeli araziye göre size daha çabuk tepki verebiliyor amortisör. Bu maşa için söylenecek çok da fazla bir şey kalmadı. Sanırım hepsini anlattık. Belirttiğimiz gibi Türkiye'de çok fazla rastlanan bir maşa değildi. Birçok modeli vardı. Ancak biz şans eseri bulduk ve bir denemek istedik bunu. Eğer imkan olursa ileride bu maşanın bisiklete nasıl monte edildiğini de göstereceğiz. Videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Maalesef bu maşa düz şaft borusuna sahip. Konik şaftlı versiyonunu çıkartmadılar maalesef bunun. Sadece düz şaft olarak tercih edebiliyoruz. Fiyatı Türkiye şartlarına göre çok makul değil. Birazcık yüksek. Ancak alınamayacak atla deve de bir fiyat değil. Tercih ederseniz sanırım sizi yolda bırakmayacak maşalardan bir tane diyebiliriz.
Zaten dikkat ettiğiniz gibi çok kalın bir taç kullanmışlar burada. Burası da öyle. Çok fazla bakım gerektirmiyor. Bu tip maşaların en büyük dezavantajı yağmurlu havada işlerini su alabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir maşa tercih edecekseniz kesinlikle amortisör kılıfı kullanmanız gerekecek kapatmak için. Aynı zamanda bu XC28 serisinde kullandıkları stickerlar en üst modellerde kullandıkları stickerlara çok benziyor. En azından kalite bakımından emprime olarak uygulanmış bu stickerlar. Dolayısıyla normal yapıştırma stickerlardan çok daha fazla dayanıyor. Bakın ben tırnağıma geçirmeye çalışıyorum. Ancak çıkmıyor. Boyalı kısımları, siyah kısımları fosfat kaplanarak boyanmış. Dolayısıyla anotlanmış boyadan veya normal boyalardan çok daha fazla dayanıyor. En azından pul pul dökülmelere karşı. Ancak bisikletinizi devirdiğinizde sivri bir taş gelirse her fosfat kaplamada olduğu gibi altından çizik şeklinde metali gözükecektir. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır bu videomuzdan da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.